SGK İl Müdürü Ayhan Çavuş EYT'deki son durumu anlattı. Üç 2023 tarihinde başlayan müracaatlarla birlikte epey bir yoğunluk yaşamıştık ama o yoğun dönemler artık geride kaldı. Niye geride kaldı? Aşağı yukarı 32 bin talep aldık, yani netleştirdik. 32 bin talep aldık. 31 Mayıs itibariyle 29 binini sonuçlandırdık. 3 bin civarında bir şeyimiz kaldı. Sonuçlandıramadığımız emeklilik talebi kaldı. Bu niye kaldı? Bu işte genelde yazışması olan, başka illerde hizmeti olan, hizmet çakışması yaşanan dosyalarla ilgili kaldı. Emeklilik taleplerinin %90'ını sonuçlandırdık. Hedefimiz ne? Hedefimiz bu Kurban Bayramı öncesi 23 Haziran'a kadar da bu geriye kalan 3000 dosyanın da işlemini sonuçlandırmak. Bu 7 günlük süre içerisinde de aşağı yukarı 750'sini de sonuçlandırdık. 2200 gibi bir şeyimiz kaldı, dosyamız kaldı. Yani emekli olan sayımız EYT ile birlikte 370 bin civarında. Yani toplam hani eski tabirle SSK'lı emekli sandığı ve Bağkurlu toplam emekli sayısı 370 bin. Birebir işi yapan, yaşayan bizleriz. Bu EYT döneminde ben hani sizin aracılığınızla da tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Ramazan ayının içerisinde olmamıza rağmen o döneme itibariyle sahura kadar burada çalışan arkadaşlarımız oldu. Haziran ayının 23'üne kadar da, yani sonuna kadar da mesai saatlerini biz 7'ye kadar aldık. Yani sabah saat 8.30'dan akşam 7'ye kadar zorunlu mesai var. Bu zorunlu mesainin haricinden işleri yetiştirmek için gönüllü olarak gelip saat gece 12-1'e kadar burada çalışıp ertesi güne dosya hazırlayan arkadaşlarımız da var. Şimdi takdir edersiniz ki EYT 10 yıl içerisinde yapacak olduğumuz işin bir ay içerisinde bizden yapılması istendi. Şimdi bu fiziken mümkün değildi. Ama biz gecemizi gündüzümüze katarak Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'ın 23'üne kadar ki bir zaman dilimi içerisinde 10 yıl içerisinde yapılacak işlemi bitirmiş olacağız. Ben özellikle EYT gündemine kurban gitmemesi açısından özellikle işverenlere, prim borcu olanlara 7440 sayılı yapılandırma kanunu son müracaat tarihinin 30 Haziran olduğunu, 30 Haziran'da işte 9 günlük bayram tatilini düşündüğümüzde 23 Haziran'a kadar mutlaka müracaat etmelerini, gözden kaçırmamalarını, bir mağduriyet yaşamamalarını özellikle bir kez daha sizin aracılığınızla da hatırlatmak istiyorum.